Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 30 Temmuz 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Güneş paneli üreticisi Smart Güneş, İzmir Alaada kurulan 800 MW kapasiteli güneş hücresi fabrikasına ticari üretime başladı. Ürettiği güneş panellerini kendi hücrelerini kullanacak olan şirket, bu yolda teşvik ve destekler için aranan yeterlilik kriterlerini de tutturacak. Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre %1.4 artış kaydetti. EPDK verilerine göre Mayıs ayında lisanslı kuru güçte 96.266 MW'a ulaştı. Limak Çimento, inşaat yıkıntı atıklarını bir çimento ham maddesine geri dönüştürerek daha düşük karbon emisyonlu beton ve çimento üretti. Proje sonuçlarının yön vereceği yeni ARGE çalışmaları ile klinker ikame oranlarının daha yüksek seviyelere kalıcı olarak çıkarılması hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformunun Singapur'dan Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Bu gemi esas itibariyle bizim doğalgazda Karadeniz gaz sahasındaki üretimimizi artırmak için planlamalarımızın içerisinde yer alan bir ünite, bir platform. Bu platformun kendisi 10 milyon metreküp üretecek. 2026 yılında tamamen aktive olmuş bir şekilde üretime Karadeniz'de bu bahsettiğimiz 10 milyon metreküp günlük üretime, ki bu da yaklaşık 5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılamak anlamına gelir. İnşallah üretime başlamayı hedefliyoruz. Bayraktar yaptığı açıklamada 65 metre genişliğinde 298 metre uzunluğundaki platformun yaklaşık 2 aylık seyir süresinin ardından Türkiye'ye ulaşacağını söyledi. Mayıs'ta LPG ithalatı %3 azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun raporuna göre rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2024 yılı Mayıs ayında yapılan LPG ithalatı, önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık %3 azalarak 313.122 ton oldu. EPDK'nın yayımladığı doğalgaz piyasası sektör raporuna göre ise Türkiye'nin doğalgaz ithalatı Mayıs'ta %22 azalırken ilk 5 aylık rakam yaklaşık %10 düştü. Doğuş Üniversitesi'nde karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik konularında çalışacak bir araştırma merkezi kuruldu. Merkezin hedefleri arasında sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek ve karbon ayak izinin tespit edilmesi, izlenmesi ve azaltılması ile ilgili çalışmalar yapmakta bulunuyor. Düzce Üniversitesi Elektrik Tesisleri uzmanı 2 doktor ve enerji uzmanı 1 doçenti öğretim üyesi olarak istihdam edecek. Başvurular en geç 12 Ağustos 2024 günü gece yarısına kadar üniversitenin web sitesi üzerinden yapılacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları başta Çin olmak üzere küresel talebe ilişkin endişelerle düşük seyrini sürdürüyor. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili $78'dan, Batı Teksas tipi petrol ise $74 düzeyinden işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 31 Temmuz 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2493 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 19.20 dilimi için 3000 lira, minimum fiyat ise saat 12.13 dilimi için 1499 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buksur. Enerjisa günlük enerji bülteniniz sundu.